Bence iyi oynadığımız bir maç. Yani özellikle 10 kişi kalana kadar iyi oynadığımız maç diye düşünüyorum. Öncelikle oyuncularımı kutluyorum mücadeleden dolayı. Maçı seyretmeden hakem hakkında fazla bir yorum yapmayacağım. Yani takdir haklarını kullandı diye düşünüyorum seyrettiğim kadarıyla. Bunlar kısana sığınmıyorum tabii. Özellikle 1-0 geriye düştüğünden sonra 10 kişi kalan. Sonra da golü yedikten sonra tabii ki demoralize oluyorsunuz. Yani olan ve elendiğim bir kopançı. Ama mücadele açısından, oyun anlayışı açısından özellikle ilk 45 dakika iyiyiz. Ondan sonra Bursa Spor gibi tabii kaliteli takıma karşı 10 kişi kalınca da zor anlar yaşıyorsunuz. Son golü saymıyorum artık zaten. Yani 3. golü saymıyorum. Tabii stresli maç oynadık. Yani kolay bir maç oynamadık. Yani hedefimiz kupada devam etmekti. Ki öyle de başladık. Öyle tempoyla başladık. Hem seyirci coşkusuyla. Özellikle karşı taraftaki maraton tribününe falan teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek. Öyle oldu. Maçı söyleyeceğim. Seyretmeden fazla bir yorum yapmayacağım arkadaşlar ama oyuncularım yine 10 kişi kalmaya rağmen iyi mücadele ettiğini söyleyebilirim. Soru varsa başka soru alabilirim. Hocam arkanızda bir tartışma yaşandı. Bu onu devam etmişsiniz. Ya şimdi herkese mal etmek istemiyorum. Yani o kadar da çok fazla büyütecek bir olay yok ama yani devamlı konuşma, devamlı taktik, devamlı sataşma. Ya bu hiç yakışmıyor. Yani ben gençler bir taraftan çok iyi biliyorum. O kadar düzeyli, o kadar şey ki yani. Yani bir kişiye de mal etmek istemiyorum ama yani böyle bir tatsızlık yaşandı. Aslında ne benim tavrım ne de belki de onların tavrı böyle bir şeye müsait değil ama yani dayanamıyoruz artık. Yani maç 2-1 galibiz. Destek olunacağına veya yani takımın neyine bağırılacağına yani kulübeyle oynama, tek direktörle oynama. Yani ben bilmiyorum ama herhalde bir garez olduğunu düşünüyorum. Ya bilmiyorum yani. Tanımıyorum da. Ama ya bunu tabii herkese mal etmenin de bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Başka soru var mı arkadaşlar? Teşekkür.